Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gümbaşlıoğlu'nun ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün size yayına başlarken de söylemiştim. Konuğumuz bu güzel kitabı yazarı ve yayıncısı Recep Tatar, Ali Fuat Karagöz'le birlikte. Hoş geldin Recep yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, bugün 30 Mart, 30 Mart deyince doğrudan bütün Türkiye'li devrimcilerin, hatta o yıllarda doğmayanlar da dahil olmak üzere yüreğinde bir sızı oluşuyor ve aynı zamanda da bir katliamın acısı bütün ülkeyi kaplıyor. Onlar, yani Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşları diye anıyoruz. Bu kitabın da konusu o. Bu kitabın hikayesini ve neyi anlattığını bir kez daha senden dinleyelim. Kitabı aslında 98-99 yıllarında biz bir Mahir daha yayınlamıştık. Evet. Turan Feyzoğlu'nun Mahir'ini. Ama o ilkti ve genelde işte iddianame, çeşitli belli insanlardan belli röportajlarla vesaire yayınlanan bir şeydi. Bekledik önü açılsın. Yani bu konuda önü açılsın. Aslında amacım şeydi, yani şu anki amacım gelecek kuşaklara hafıza aktarmak. Evet. Yani ilk önce de işte 90'lı yıllarda, 99'da falan yayınlamıştık. Fakat o süre zarfında daha sonra işte Mahir Çayan'ın yine toplu yazılarını yayınladım. Daha sonra bu konuda herhangi bir çalışma olmadı. Evet. Sonra yıllarca bekledim. Fakat daha sonra bundan 10 yıl önce bir başlayan bir süreçte bu konuda bayağı bir kitap çıktı. Yani Mahir Çayan'ın çevresindeki ya da o hareket içerisinde yer alan insanların eserleri yayınlanmaya başladı. İşte Orhan Savaşçı'nın anıları, Saffet Alp'in anıları, Tuncer Sümer'in anıları, Sinanca, Cevahir vesaire böyle yayınlanınca o geçmişte bizim elimizdeki dokümanların artık bekledim birileri yayınlasın. Fakat ben de cesaret edemiyordum, açıkça söyleyeyim. Ama diğer insanlar da yayınlama şeyine gitmeyince dediğim gibi gelecek kuşaklara hafıza aktarmak için Mahir'in deyimiyle iş başa düştü ve yayınladık. Evet. Peki şimdi bu böylesi bir olaydan hiç haberi olmayanlar var. Türkiye'de AKP iktidarı 20 yılını doldurmuş durumda. Ki 12 Mart dönemi, yani bugün 50. yıl dönümü Kızıldere'nin, Tokat Niksar ilçesine bağlı. Bu Kızıldere katliamı deyince ne olduğunu şöyle bir kitabın yazarı olarak özetler misin gençler, genç arkadaşlarımız için? Sadece Kızıldere mi baştan? Yani aslında şöyle bir şey, Türkiye'de 1968'lerde ve 69'larda başlayan bir anti-emperyalist hareket var. Hı hı. Bu anti-emperyalist hareket sokağa dökülünce, işte Kıbrıs olayları, Atatürk'ün Türkiye'deki büstlerine saldırı derken 6. filo Kanlı Pazar katliamı vesaire derken, bu anti-emperyalist mücadele artık bir örgütlü yapıya dönüşüyor. İşte 68 hareketinin oluşturduğu Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi diye bir harekete dönüşüyor. Ve buradan yola çıkararak artık emperyalizme karşı bizzat bir fiil savaşma gereği hissediyorlar. Yani şöyle ki, belki ileride söyleyeceğiz, Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisine karşı dahi 20'li yaşlardaki insanların bildiri yayınlayacak kadar cesur, yürekli ve kapasitesi çok yüksek insanlar, özgüvenleri çok yüksek insanlar.
Süreç bunları sonuç olarak savaşmaya itiyor. İşte bilinen bir şey, İsrail'in Tel Aviv Emniyet Müdürü Türkiye'de Eldrom'un kaçırılmasıyla başlayan süreç. İstersen burayı biraz açalım. Geçen gün de konuşmuştuk seninle. Mesela İstanbul'un, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu bir diplomat olarak hep geçiyor. Oysa sen değişik bir bilgi veriyorsun şimdi. O sıradan bir diplomat değil. Değil. Yani şöyle bir şey. Ya daha önce şeyde. Tabii Tel Aviv Emniyet Müdürü ve bu adam sorgucu. Belli ki istihbaratçı yani. Tabii istihbaratçı yani. İşte zaten bu Kızıldere'ye giden süreçte ya da bu süreçlerde ya bunların mücadelesi örtülmek için böyle başkonsolos öldürüldü. Hayır yani TEAKO oraya gidiyor Filistin'de 50'ye yakın elemanı orada savaşıyor. Ölenler de var. Yani Filistin'i, İsrail'i çok iyi biliyorlar. Seçilen hedef bir başkonsolos değil aslında. Orada da Filistinleri de sorgulayan bir sorgucu. Ha buraya şey olarak geliyor. Başkonsolos olarak geliyor ama bunun bir istihbaratçı olduğu, bunun bir sorgucu olduğu hem TEAKO elemanlarınca biliniyor hem TEHKBC elemanlarınca biliniyor. Yani bunun tesadüfen bir konsolosun kaçırıldığı falan değil. Orada aslında Filistinleri de sorgulayan, Filistinleri de işkence yapan bir ajan. Yani süreç zaten kovalamaca süreci ya da mahirlerin üzerine bu kadar yoğun bir şekilde gitme süreci Eldrom'un öldürülmesiyle başlıyor. Evet. Bir de hazır buraya söz bitmişken ben de kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Biraz önce Recep şeyi söyledi, üniversite gençliğinin o yıllardaki cesaret boyutlarını. Mesela 17 Temmuz 1968 tarihte Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Florya İstanbul diye bir dilekçe yazıyorlar. Ve dilekçe şöyle, altındaki imzaları da öncelikle söyleyeyim de İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye Öğrenci Birliği, değil mi? OTB ne birliği? Talebe Birliği mi o? Evet. Çetin Uygur ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz iki imzayla onların da yaşları üniversite öğrencisi. Düşünün Cumhurbaşkanı'na şöyle diyorlar. Amerikan 6. filosunun her gelişinde İstanbul'un lüks otelleri Amerikan genel evlerini şeklinde çalışmaktadır. Görevi bu tür yerleri Amerikalıları yakalamak olan polis Amerikan genel evleri olarak çalışan otellerin kapısında nöbet tutmaktadır. Nasıl aşağılayıcı ve itham edici bir dil var burada. Amerikalıların bu tür rahatını sağlayan polis devrimci Türk gençliğini tutuklamakta, gençliğe saldırmaktadır. Saldırının sonucu bugün sabah saat 4'te Teknik Üniversite yurduna yapıldı. Son saldırıyı yataklarında uyumakta olan öğrencileri copladılar, silahlarını ateşlediler. Ölü ve yaralı sayısı belli değildir. Bu kimin polisidir? Bu kişiler döviz krizi, genel ev gibi işleten oteller, gece kulüpleri ulusumuzun onurunu satarak gidermek düşüncesi içinde midirler? Öldürdükleri kişilerin hesabını bile sormayan ülkemizde gençliğin bu soruşturmayı çok geniş tutacağını bilinmesi gerekir. Görevimize başlarken anayasa uyarınca Türk ulusunun şeref ve namusunu korumak için and içtiniz, sizi göreve çağırıyoruz diyor. Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdıkları mektupta. Değil mi? Bu evet, daha sonra Çetin Uygur'la Harun Karadeniz. Zaten Çetin Uygur daha sonra da Devrimci Maden İş'in, Yeraltı Maden İş'in genel başkanı. Şimdi emekli, hayatta sağlık sorunları var herkes gibi. Herkes gibi. Ama mücadeleye devam ediyor. Alanlarda gene 1 Mayıs'larda onu görüyoruz.
Evet. Şimdi bıraktığın yerden alayım istersen. Orada işte 6. filoda, filoprostostularında Vedat Demirci oğlu öldürülüyor. Evet. Ve iş aslında orada da çığırından çıkıyor. Şeye getirecek olursak tekrar, Eldrom'dan sonra devam edecek olursak. Hı hı. Eldrom'un öldürülmesinden sonra artık Mahir Çen ve arkadaşlarını bir cadı avına dönüştürecek operasyonlar başlıyor gördükleri her yerde. Ve ben edindiğim bilgilere göre yani yakalamak falan yok yani. Direkt infaz. Ki bu süreç bunları şeye kadar götürüyor. Hüseyin Cevahir'in öldürülmesine kadar götürüyor Maltepe'de. Ve enteresan bir şey var orada da. O dönemde yakalananlar Mahir Çayan'ı sorduklarını da arkadaşları da şey diyor ya işte uzun boylu şöyle böyle. Mahir Çayan'ı tarif etmiyorlar. Başka birisini tarif ediyorlar. O tarifte Hüseyin Cevahir'e uyuyor. Ama ve Mahir Çayan öldürüldü diye haber yapmışlardı. Evet evet yani şey değil. İçeriye alınan arkadaşlar sadece Mahir'in eşkalini vermemek için başka bir eşkal veriyorlar. O Hüseyin Cevahir'e benziyor ve Hüseyin Cevahir'i Mahir diye öldürüyorlar. Daha sonra ertesi gün gazetelerde Mahir Çayan öldürüldü diye haber çıkıyor. Aslında öldürülen Mahir Çayan değil, Hüseyin Cevahir. Yaralı götürülüyor Mahir Çayan. İşte Maltepe'den kaçıyor. Askeri cezaevinden. Orası da biraz bayağı yardım alıyor. Çünkü Mahir Çayan'ın Türkiye Kurtuluş Partisi cephesi böyle sıradan bir örgüt değil. Ordu içerisinde de örgütlü. Tabii örgütlü. İşte mesela son çıkan bu Orhan Savaşçı mesela ordu içerisindeki sorumlusu. Yani Cephe Merkez Komitesi'nde, TSKPC'nin Merkez Komitesi'nde yer alan Havacı Orhan Savaşçı, aynı zamanda Gülten Savaşçı'nın abisi, Mahir Çayan'ın da kayınbiraderi. Evet, yani bu da Merkez Komitesi'nde yer alıyor. O bunların yardımı, dışarıdan yardımlarla vesaire Maltepe cezaevinden kaçıyorlar. Fakat asıl bunların kaçış amaçları şey değil yani işte kaçmak falan işte yakayı kurtarmak falan değil. Denizlerin idamını engellemek. Denizler Meclisi geliyor idamları. Ve normal olarak Ankara'ya gelmemesi gerekiyor Mahir Çayan'ın ama buna rağmen Demirel'i kaçırmayı bile göze alıyor. Yani üstelik yani daha yeni iyileşmiş, hasta. Maltepe'deki çatışmadan tam olarak kurtulmuş değil. Fakat Teakko'nun istihbaratı doğrultusunda Kızıldere'yi seçiyorlar. İşte çeşitli makarna kamyonu vesaireyle Kızıldere'ye gidiyorlar. Kızıldere'de de malum işte etrafı sarılıyor ve herkes on ölü diyor. Aslında Saffet Alp orada ölmüyor. Yaralı olarak Orhan Savaşçı'nın anılarında var bu. Hatta şeyde de var. Bir subayın anıları Saffet Alp diye çıktı. Dışarı çıkıyor yaralı olarak, tutunarak, duvarlara tutunarak ama oradaki operasyonu yapanlardan subayın bir tanesi kafaya sıkarak infaz ediyor. Evet. Şimdi şeyi de söyleyelim izleyicilerimiz açısından. Bu eylemin amacı iki ayrı örgüt aslında. THKPC, Mahir Çayan'ın Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi. Diğeri de Deniz Gezmiş'in Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, THKO diye geçiyor. Aydın Çubukçu ki parti cepheden o,
şöyle anlatmıştı bana Politik Bahar'ın Gençleri belgeselinde. Siz dedim iki ayrı örgütsünüz. Neden böyle bir eyleme giriştiniz? Kökenimiz aynıydı bizim dedi. 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi içinde örgütlenen devrimci gençlerdik biz dedi. Sonra dedi işte farklı yollarla ama dedi şunu düşünüyorduk. Eğer Denizler idam edilirse ve biz buna karşı herhangi bir şey yapmazsak Türkiye devrimi bu ayıbı taşıyamaz. Onun bir ayıp olacağını düşünüyor. Yani onlar orada idam edecek, biz burada seyredeceğiz ve bakacağız ne yapalım, yapacak bir şey yoktu diye mücadele edemeyiz diye. Ve kendilerini feda ediyorlar. Yani Mahir Çayan'ın söylediği dayanışma senin kitapta da var. Dayanışma önemli. Farklı yapılarda olsalar da devrim için aynı yere aynı yerde buluşuyorlar ve gerçekten de fedailer, yani feda edip kendilerini de feda ediyorlar. Enteresan bir ilişki ama şöyle bir şey, yani hangi bir ilişki, yani şimdi Mahir Çayan öldürüldüğünde 26, Deniz Gezmiş 25 yaşındaydı. Evet. Yani nasıl bir ilişki, yani şu an kimsenin, ben bile ifade edemiyorum, yani kimse ifade edemez, yani bir insanın arkadaşını kurtarmak için kendini, yani biliyor ölecek, öldürülecek yani Maltepe'de, çünkü yanlışlıkla Hüseyin Cevahir öldürülmüş. Hedef de olduğu bu. Kızıldere'de de ilk hedef Mahir Çayan ve 10 kişi nasıl oluyor da, yani nasıl bir ilişki, yani nasıl bir arkadaşlık, nasıl bir yoldaşlık, bir ilişkisi ki kendi bedenini ve nasıl bir inanç, inanmışlık. Yani asıl burada üzerinde durulması gereken ya da işte yeni kuşakların üzerinde durması gereken, alması gereken öyle bir ilişki ki, yani bugün günümüz savrulmuş ilişkileri vesairesi bunu açıklayacak gibi değil. Yani bir arkadaşı için kendisini feda etme, bir dava uğruna kendisini feda etme. Kaldı ki bunlar aslında bir devrimi başlatacaklarını söylüyorlar. Ha tamam, devrim yapamayacaklarını kendileri de biliyor. Ama asıl amaçları Denizler'i idamını engellemek. Ama onların idamını engellerken kendileri feda ediliyor. Yani ben bunu açıklayamıyorum. Yani bir insanın kendi arkadaşını... Çok üst düzey bir duygu ve yoldaşlık hissiyatı olarak. Yani o yıllarda... İşte o yılların şeyini vermesi açısından çok önemli. Evet. Yani siyasal ve toplumsal ilişkilerini, arkadaşlık ilişkisini, yoldaşlık ilişkilerinin ne olduğunu vermesi açısından çok önemli. Yani günümüzde kırsın. Bir de katliamın yaşandığı ev kuşatıldığında önce görüşme yapalım diyorlar. Ertuğrul bunu Urumcu'ya anlatmıştı. Sonra Ertuğrul Kürkçü, oradan biliyorsun tek kurtulan, sağ kurtulan. Mahir çatıya çıktığı zaman görüşme için daha işte bir deniz yüzbaşısı, keskin nişancı, Cihan falan gibi bir şeydi onun da ismi. Daha konuşmadan direkt Mahir'e nişan almışlar ve vuruyorlar. Yani aslında görüşme, anlaşma Amerikalı... şeyleri kaçırılan İngiliz teknisyenleri kurtarma. Ajanlar, İngiliz ajanlar. Evet, kurtarma değil, teknisyen değil tabii ki. Yani orada görevli. Direkt yani orayı zaten bazukalarla falan... Ya şöyle bir şey, çünkü Maltepe'de zaten hedefte, yani şöyle, Edrom'u Mahir Çayan öldürüyor. Yani. İlyas Aydın da diyorlar. Yüzbaşı İlyas Aydın. Yok, ben şimdi İlyas Aydın olayını girmedim kitapta. Evet. Çünkü 5-6 sene önce Gülten abla geldi. Gülten Çayan gelmişti Türkiye'ye. Kendisine en iyi, çünkü Mahir Çayan ona mektup yazdığı vesaire söyleniyor. En iyi onu bileceğini söyledim. Evet. Kendisiyle görüştüm. Bu konuda konuşmak istemedi. Yani başkaları da yaptı bunu, denedi. Konuşmak istemiyor. Yani... İlyas Aydın olayı bir gaye kuyusu. Hı hı. Çok ilginç. Yani en son Orhan Savaşçı anılarında şey diyor. Böyle naif bir şekilde
iki taraflı çalıştığı söyleniyor. Yani sadece devletin değil aynı zamanda örgüt içinde. Örgüt içinde. Yani iki taraflı ama naif bir şekilde söylüyor. Yani direkt ajanlıkla falan suçlamıyor. Çünkü özlerinde de bulunmuş evet, yani. Evet, yani direkt ajanlıkla suçlamıyor. Ve çok fazla şey olduğu için yani onun yani girdim sonuna kadar onun adına ne varsa okudum. Ama işin içinden çıkılacak gibi değil. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ve en son Orhan abinin işte Orhan Savaşçı'nın anılarında noktayı koyunca iki taraflı çalışıyor. Girmeyi gerek duymadım. Evet. Şeyi anlatıyorduk o şeyi. Eldrom'un yani Mahir Çayar'ın öldürülüş şeklini. Şimdi Eldrom'u 6.35'likte iki tane kafaya sıkıyor Eldrom'un ve Eldrom öldürülüyor. Şimdi Eldrom öldürüldükten sonra direkt hedefte Mahir. Yani diye başkalar değil, diğerlerini de öldürecekler. Yani cephenin bütün elemanlarını öldürmek anlamıyla takip ediyorlar. Maltepe'de kaçırdıkları için Kızıldere'de sürekli Mahir'le konuşmak istiyorlar. Sizin söylediğinize geleceğim. Sürekli Mahir'le yani ve Mahir daha sizin dediğiniz gibi o çatıya çıkıyorlar. Çünkü o muhtarın evine girdikten sonra çatının kiremitlerini açıyorlar dışarıyı gözetlemek için. Kiremitler atıyorlar, delikler açıyorlar. Mahir çatıya çıkar çıkmaz tek kurşunla kafadan indiriyorlar, vuruyorlar. Ama şöyle bir şey, bir hesapta şu, Mahir öldürüldükten sonra İçeridekileri ele geçirebileceklerini ya da teslim olacaklarını falan düşünüyorlar diye de bir söylenti var ama ben buna inanmıyorum. Çünkü İngilizlerin kaçırmasından İngiliz hükümetine haber veriyorlar. İngiliz hükümeti bunların aslında Türkiye'de biliyor Kürecik radar pardon Kürecik diyorum. Ünye radar Ünye. Radar üstünde dinleme yapan ajanlar. Ve zaten Türkiye'de yükselen anti-emperyalist bir mücadele var. Kendi ajanlarına sahip çıkmıyor ve daha sonra o ajanların ailesine yüklü bir miktarda para veriliyor. Ve konuşmamak üzere de şey imzalatıyorlar bunlara, ailelere. Yani Ünye radar üstünde öldürülenler aslında ajan. Yani dinleme elemanları en azından dinleme elemanları. Ya onlar dahi gözden çıkartılıyor ve hepsi beraber öldürülüyor ya. Evet. Şimdi bir de şu var. Bu yıllar böyle yani inanılması zor şeylerin yapıldığı yıllar. Şimdi Denizler'in idamın 50. yılı nedeniyle de bir kitap hazırlanıyor. Ben de o kitaba İBB yayınlarından... Duydum, sabırsızlıkla evet, bekliyorum. Evet, çok kapsamlı bir kitap. Ben de o kitaba şeyi yazdım. Tamam bunlar devrimci, lider, militan, ölümü göze almışlar ama öte yandan bir de genç bunlar. Yani öğrenciler ve İstanbul'da, Ankara'da zaten 5 şehirde o zaman üniversite var... Bunların o gençlik yanlarını anlatan anekdotlardan topladım. Böyle bir bölüm yazdım ben de oraya. 68 tebessümü. Yani orada gülümseten anılar da var. Mesela Mahir Çayan Kadir As'ın evini basıyorlar, iş adamı. Evet. Kadir As'ın evini basıyorlar ve fidye alacaklar. Bunu da bana Kadir As anlatmıştı. Şimdi rahmetli oldu. Mahir Çayan'la beraber işte Suadiye'deki evden çıkıyorlar bir taksiyle. Şişli'deki ofise gidecekler ve 400 bin lira istiyorlar. Alıyorlar. 400 bin lira da yani 400 bin dolar gibi bir şey o yıllarda. Arabalı vapurla taksiyle Üsküdar'a kadar gidiyorlar. Köprü yok o yıllarda. Üsküdar'dan arabalı vapurla Kabataş'a geçecekler. Mahir'in eli cebinde ve silah var elinde. Diyor ki Kadir Bey diyor gergin
durmayın diyor, etraftan şey yapmasınlar. Biraz diyor ve tebessüm edin falan diyor. Ve Kadir Has diyor ki, işte zaten ilkbahar Mayıs falan sanıyorum. Diyor ki hava çok güzel, kuşlar uçuyor, şey de çok iyi falan diye böyle Mahir'e anlatıyor. Serenat yapar gibi. Mahir diyor ki bravo Kadir Bey diyor, çok güzel rol yapıyorsunuz, iyi devam edin diyor. Ondan sonra da işte Şişli'ye büroya gidiyorlar. Şeyin, Kadir Has'ın kayınbiraderi var, maliyeci, işte mal müdürü. Diyor ki 400 bin lira diyor. 400 bin liramız yok diyor, ancak diyor 200 bin verebiliriz falan diyor. Ondan sonra Mahir diyor ki Kadir Bey diyor anlatır mısınız arkadaşa diyor bizim soyguncu olmadığımızı diyor. Biz bu parayı kendimiz için istemediğimizi, kim olduğumuzu, şakamız olmadığını da anlatır mısınız diyor. Diyor ki çıkart ne kadar para varsa ver diyor. Ondan sonra Mahir oradan çıkıyor. Sonra Atilla Özsever'in anıları var. Bu da yeni yayınlandı. Sen de kitapta da alıntı yapmışsın ama evet. Kitaptan değil galiba. O anılar şeyden, gazete röportajından, Can Dündar'ın röportajından alınmış şeyler. Zaten Üsküdar, Kadıköy'de işte bir evde buluşuyorlar. Mahir de elinde bir plaj çantasıyla geliyor. Atilla da orada. Onlar da işte kısa süre önce Sinan Cemgil'le falan Yoğurtçu Parkı'nda buluşmuşlar. Oradan da işte eve gidiyorlar. Mahir çantayı açınca üstte havlular falan var. Sonra altında da para balyaları var. Meğerse o şeyden, onu bilmiyorlar tabii, birbirlerine söylemiyorlar. Aslında, evet. Şimdi bunlar bakınca ürpertici ve bunların hepsi 146. maddeyle sağ kalsalar yargılanacaklar. Zaten yargılandılar da. Daha sonra da işte 74 affına kadar da hapiste kaldılar. Ama demin senin de söylediğin gibi kendilerini feda etmeye hazır, inanmış, söylediklerine inanmış gençler. Yoksa şey olarak, mistik olarak inanmışlık söz konusu değil. Şey zaten soygunların amacı yani örgütün İstanbul'daki militanlarına ev kurmak. Yani Ziraat Bankası soygunu var, Garanti Bankası soygunu var, işte Kadir Has'tan elde edilen... Denizli İş Bankası para taşıyan aracının soyulması var. Ya bütün bunlar örgüte finans sağlamak için. Yani bir soygunlar falan hani para almak, harcamak anlamında değil. Örgüte finans sağlamak, silah vesaire almak için yapılan soygunlar. Evet. Peki Recep, sen bizden ayrılma. Şimdi biz bu saatte bir Türkiye gündemi yapıyoruz. Türkiye'de neler oldu onlara bir bakalım son 24 saatte. Sonra da bugüne ilişkin olarak da hatırlayacağımız onlar dışında başka değerli isimler de var. Onları da anacağız. Sevgili izleyiciler, son 24 saatte Türkiye'de neler oldu bir bakalım ona. Aralarında HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 22'si tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobane davasının 11. duruşması Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü. Siyasetçi Ahmet Türk'ün avukatı Erdal Kuzu, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kobane'yi biz kurtardık sözlerini hatırlattı. Siyasetçilerin Kobane'ye gitmesine izin verilmesine rağmen bir suç konusu olarak dosyaya konulduğunu söyledi. Avukat Kazım Bayraktar ise HDP'nin sadece demokratik gösteri çağrısı yaptığını belirtti. Türkiye hükümetinin ise Kobane'ye silahlı destek bile sağladığını, peşmergelere Kobane'ye yardım etmeleri için yol açıldığını hatırlattı. Öte yandan savunma avukatları mahkeme heyetini Hakim Savcılar Kurulu'na şikayet etti. 8 sayfalık dilekçede Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin avukatlık faaliyetlerinin yürütme imkanlarını ortadan kaldırdığını, savunma ve adil yargılama haklarının ihlal edildiği belirtildi. Duruşma periyotlarının kısa olmasıyla savunma hakkının göstermelik ve sınırlı sağlandığına dikkat çekildi. Mahkemenin önceki başkanı Bahtiyar Çolak hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle heyetin reddedildiği, ancak heyetin buna rağmen tanıkları dinlemeye devam ettiği ifade edildi. Görevi kötüye kullanma suçundan işlem yapılması istendi. Duruşmaya 31 Mart'ta devam edilecek.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın çatı montajında çalışan Sedat Aslan yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Aslan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi alınan Aslan hayatını kaybetti. Sedat Aslan, sendikal hakları ve maaş zammı istedikleri için işten atılan Uğur Tekstil işçilerinden biriydi. Aslan, eylem yaptığı için Uğur Tekstil'de işten çıkarılmıştı. Bu nedenle inşaatta çalışmaya başlayan 29 yaşındaki Aslan'ın 3 çocuğu vardı. Adana Seyhan'da turunç toplayan 3 kadın 2 otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çıktı. Bu sırada 3 kadın refüjdeki ağaçlardan turunç topluyordu. Aracın çarpması sonucu 3 kadın bulvarın diğer şeridine savruldu. Şeride savrulan kadınlara bir başka otomobil çarptı. Her iki otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3 kadının cenazesi Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Manisa Alaşehir'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluştu. İşçiler kazdıkları 2 metre derinliğindeki kanalda toprak kayması sonucu yarı bele kadar göçük altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Elazığ Baskil'de de yol açma çalışmasından dönen iş makinesi şarampole yuvarlandı. Makine operatörü Mücahit Tuğ hayatını kaybetti. Anayasa Mahkemesi Van Büyükşehir Belediyesi'nde işlerine son verilen 11 işçinin başvurusuyla ilgili kararını verdi. Mahkeme, kişilerin adil yargılanmadığı ve hiçbir araştırma yapılmadan haklarında karar verildiğine dikkat çekti. İşverenin şüphesine bağlı kalınarak bir sonuca varıldığını vurguladı. Otobüs şoförü olarak çalışan emekçilerin belediyeye kayyum atanmasıyla birlikte örgütle iltisak ve irtibatları olduğu iddiasıyla işlerine son verilmişti. İşçiler Van İş Mahkemesi'ne yaptığı ilk başvuru reddedilince Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kararı değerlendiren avukat İsmail Güler, işçilerin işe iade edilmesinin gerektiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi ayrıca Dersim'de kayyumlara karşı oturma eylemi yaptıkları sırada idari para cezası kesilen yurttaşların başvurusunu da değerlendirdi. 5 Eylül 2019'da Dersim Sanat Sokak'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması protesto edilmişti. Tunceli Sulh Ceza Hakimliği oturma eylemi için kesilen para cezasına yapılan itirazları reddetmişti. Eylemciler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı karar aşamasında uygulanan idari para cezalarının kanuni dayanağının olduğunu savundu. Anayasa Mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. İdari para cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı vurgulandı. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin hali böyleydi. Bugün 30 Mart 1957'de şair, karikatürist, ressam Arif Dino'yu kaybettik. Tam 65 yıl oluyor Arif Dino'yu geride bırakalı. O zaman gencecik yaşındaydı tabii ki. Genç yaşında kaybettik. Abidin Dino'nun ağabeyi. Evet, 30 Mart'ta kaybettik. Bir başka değerimiz Ziya Osman Sabah ise 112. yaşında, 1912'de 30 Mart'ta doğdu. O da şair, besteci. Ve sevgili izleyiciler, Aysel Tuğluk şu anda cezaevinde ve hasta ve mahpuslara özgürlük platformu onun için bugün İzmir Bornova Merkez kapalı, pazar yerinde, cezaevi gibi geliyor değil mi Dile? Pazar yerinde saat 14'te bir çağrı yapacak Aysel Tuğluk'a ve hasta mahpuslara özgürlük için. Yani çıkıp eli kolu dolaşıp geçsinler değil, evlerinde ya da sağlık kuruluşlarında tedavileri devam edebilsin diye. Çünkü cezaevi koşullarında birçok mahkum kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar ağır hasta yatıyorlar ve bu siyasal İslamcıların hani dinle bağlantıları olanlar için hep merhametli falan derler ya, katiyen
diyen öyle şeyleri yok. Hepsi işkenceci ruhlarıyla ayakta geziyorlar. Biz bugün bir başka 30 Mart'ı, 30 Mart denince en önce aklımıza gelen şeyin Kızıldere'de onların, Mahir Şahin ve arkadaşların katledilmelerinin 50. yılını anıyoruz ve bununla ilgili olarak da yeni kitabı çıkartan Mahir Şahin ve 68 Devrimci Kuşağı Su Yayınları'nın sahibi, genel yayın yönetmeni Recep Tatar stüdyomuzda. Recep, evet, devam edelim. Başka kitaplar da var orada. Lütfen onları da bizimle, izleyicilerimize paylaşır mısın? Bu aslında işte konuşmaya başlarken söylediğim şey... Kitabı bir de kameraya göstersene şuraya. Evet. Bu asıl Mahir Çayan'ın toplu yazıları. Evet. Kendi yazılar, yani birilerinin derlediği değil, Mahir Çayan'ın kendi yazılarından oluşan bir kitap. Yani bu işte Kemalizm konusunda, emperyalizm konusunda, öncü savaşı, halk savaşı vesaire konusundaki bütünüyle kesintisizler 1, 2, 3'ü de içine alan bir kitap. Mahir Çayan'ın kendi eseri. Şimdi zaten bunu bu gelecek kuşaklara dediğim gibi bir hafıza aktarımı olsun diye yayınladım ama yani ama Mahir Çayan'ın kişiliğini, kimliğini, örgütünü, onun yoldaşlarıyla olan ilişkisini anlamadan bunu okumak belki yeni kuşaklar için hani biz şeyi diyoruz ama bunlar 22-25 yaşında devrim yapmıştı ama gelinen noktada bizim eğitim sistemimiz de o döneminki eğitim sistemi çok farklı olduğu için dün bir televizyonda mesela %60 Ankara'nın başkent olduğunu bilmeyenler çıkmış. Ya sorma onu, yani evet. Bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun ve onun başkentisini bilmeyen bir toplum bir yani. Bir de şimdi. Tıbbiye öğrencisi, yarışmacı da tıp öğrencisi. Yani işte örgün eğitimi bitirmiş, ilkokul, ortaokul, lise, yani ilkokulun ikinci sınıfına, birinci sınıfına giden çocuklar bile bilir bunu. Acaba sorulduğuna göre acaba değil mi diye bir şey yapmışlar. Yani enteresan olan genelkurmayın diyorum, Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisine cevap veren bir gençlik. İşte ne bileyim şu... İstanbul Üniversitesi Genel Reform Tasarısı Fakültesi Özgürlük İstekleri. Bu orijinali değil evet, mi? 68'de, evet. 20 Haziran 1968'de yayınlanmış devletten ve üniversitelerden istedikleri şeyler ki yani muhteşem bir şey. Bunu yayınlayan bir devrim yapmaya aday genel kurmayı ya da Milli Güvenlik Kurulu'na cevap vermeye çalışan bir gençlikten, bir toplumdan yaşadığı ülkenin başkentini bilmeyen bir toplum mu yarattılar? Yani o yüzden işte dediğim gibi en azından bizim sizlerin bu kuşağı, bu dönemi bilen insanların gelecek kuşaklara bir takım şeyler aktarma gibi bir borcumuz, bir ödevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani yola çıkış nedenim de bu. Evet. Peki bunları nasıl okur teveccühü? Çünkü bir gün bir gazeteci arkadaşım Avrupa'da işte uzun yıllar görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek ama artık kitaplarını falan getiremeyecek. Yabancı dilde basılmış kitaplar da var yaşadığı ülkeyle ilgili olarak. Sahaflara diyor ki böyle ben diyor kitaplarımı diyor işte götürmeyeceğim Türkiye artık. Ondan sonra kendisine göre en değerli kitaplar Marksist klasikler. Ondan sonra yani Fransızca basımları var. Şey, sahaf demiş ki ya demiş bunları pek isteyen olmuyor demiş. İstersen kalsın verme. Ve bedava bırakmak durumunda kaldım diyor. Yani hani Türkiye değil Avrupa'da bile bu tür devrimci yayınlara, sosyalizmin alfabesine olan ilgi azalmış durumda. Türkiye'de nasıl sen hem bir yayın evi sahibi olarak hem de bu piyasanın içinde biri olarak sonuç olarak bir iş insanısın sen evet.
Nasıl değerlendiriyorsun? Abi bu kadar kirlenmişliğe karşı bir devrimci damar var. Yani bu ülkede aç, yoksul yaşayıp da anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şeriatçı olmamak mümkün değil. Var. Ve bu temiz kalan insanların, yani bugün geçmişte bunların idamlarını, infazlarını veren insanların bile içlerinde evet ya biz yanlışlık yaptık. Bu insanlar gerçekten de onurlu. Yani bugün üst akıl dediklerini o insanlar da emperyalizmin yerli işbirlikçileri olarak, emperyalizm olarak açıklamış bu insanlar. Yani bunların daha bugünkü sistemin yeni keşfettiklerini onlar 50 yıl önce keşfetmişler ve onlara karşı Kurtuluş Savaşı hareketi başlatmışlar. Yani az da olsa bu ülkenin namuslu insanları bunlara sahip çıktı ve bugüne kadar geldiler ve bundan sonra da gideceklerinden hiçbir kuşkum yok. Evet. Ha şey zaten bunlara inanan bunların dünya görüşüne inanan insanların da aman aman ya biz para kazanalım, kitaplar satsın diye bir dertleri yok. Evet. Yani asıl amaç bilgi aktarımı olduğunu düşünüyorum. Ben değerli Orhan Savaşçı ağabeyimiz hayattayken son yıllarında 2 sene yani vefat etmenin 2 sene önceydi. Stockholm'de onu görmüştüm, onunla tanışmıştım. Kitabı da bitmek üzereydi. Yani bitti de dedi şeyde dedi editörde. Demiştim ki ya çok güzel bunu haber yapalım bir güne yazabilirim ben demiştim. Bir günde köşem var benim orada da yazabilirim haber olarak da. Yok dedi yazma daha dedi kitap çıktıktan sonra yaz. Halbuki ben gazeteciyim yani çıkıyor Orhan Savaşçı'nın hayatta olması haber, kitap yazması haber, kitabının çıkacak olması da haber. Kitabı pas etmez tersine oraya çağrı yöneltir, ilgi oluşturur falan ama tabii ki yani yazma deyince biter her şey bizim için. Böylece onu tanımıştım, tanımış olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Demin anlattığın böyle bir damar var fakat Türkiye'de 20 yıldır Türkiye'yi yönetenler insanların öyle kafalarını karıştırdılar ki ve şey gibi yani boks, ağır siklet bir boks şampiyonuyla ringde çıkmışlar. Onların yumrukları böyle yani manda deviren son yılların, son günlerin şey güncel hayvanı bu manda, manda yoğurdu nedeniyle. Recep Tayyip Erdoğan, ben manda yoğurduna işte kestane balı koyarak yiyorum ve sağlığımı da ona borçluyum falan. 4 tane dedik. De hurma var, 4-5 tane. 4 tane hurma katıyor ve bir de nedir şey de var. Şimdi bu insanlar öyle hale geldiler ki onlara da kızamıyoruz fazlaca. Şimdi sokak röportajları yapan bir gazeteci arkadaşımız var. Kendi sayfasında yayınlıyor. Dün de yayınlamıştık onun görüntülerini. Gene soruyor. Diyor ki pahalılıktan şikayetçi misin ve gelecek seçimler için ne düşünüyorsun diye. Şimdi izleyelim ve görelim halkımızın ne hale geldiğini. Hani halk sevgisini öldürmek için ne yapmak gerekiyor denirse böyle röportajlar yapmak gerekiyor. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Hiç güzel değil. Evimize ekmek götüremiyoruz ya. Vallahi bizim Cumhurbaşkanımız iyi şimdi. Vallahi zor. Hayat zor. Çok zor. Ya her şey markete gidiyorsun bir şey alıyorsun. Ondan sonra fiyatlar bir bakıyorsun her gün değişiyor. Bunun sorumlusu kim? Vallahi bilmiyorum. Dış güçlerden dolayı mı bilmiyorum ki. Yine en iyisi AK Parti. Yani herkesin artık bir derdi var, bir geçim sıkıntısı var. Peki ne olacak böyle? Nereye doğru gidiyoruz? Kıyamete doğru gidiyoruz ama. Sizce iktidar artık değişmeli mi? Değişmemeli. Tayyip Erdoğan giderse ne olur? Allah sonumuzu ayırsın. Onu da söylüyorum. Ya bütün bu ekonominin, bütün bu enflasyonun sorumlusu Tayyip Erdoğan değil mi? Değil. Kim? Kim? Kim dersek genel. Hayat bomboş. Bomboş mu? Evet. Zam zaten başını aldı gitti. Biz de başımızı alıp gideceğiz yakında. Öyle mi? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Adana'ya kadar giderek herhalde pamuk toplamaya. Hayat pahalı ne yapalım? Memlekete geri dönüş mü yapacaksınız? Yapacağız. Burada geçinemiyoruz. Aç kaldık. Peki iktidar değişsin mi artık? Ne?
İktidar değişsin mi? Niye değişsin ki? Değişmesin. Ama ekonomi kötü, zam üstüne zam. Tamam da devlet yapmıyor ki bunu. Kim yapıyor? Halk yapıyor, biz yapıyoruz. Siz mesela neye zam yaptınız? Aç gözlüyüz biz. Siz neye zam yaptınız mesela? Ne? Hangi zamma sebep oldunuz? Ya bırakın bu işleri Allah'ını severseniz ya. Hayat kötü gidiyor. Hayat nasıl gidecek? Allah hepimizin sonunu ailesin. Peki iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. O giderse daha da kötü olacak yani. Benim yaşım 60. Ben çok şeyler gördüm. Bu ülkede maaşını almak için kuyrukta bir dünya ölen insanlar vardı. Ben sana bir şey sorayım. Tayyip Erdoğan 20 senedir mi iktidardadı? Neden 20 senedir mi iktidardadı? Ben anlamıyorum zaten 20 senedir nasıl iktidar. Anlamıyorum değil. Tık ekonomi çökmüş gitmiş. Her şey bağlanmış. Sabahleyin bir şey alıyorsun. Akşam gidip 10 liraya. Sabahleyin gidiyorsun 15 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira. Peki iktidar değişsin mi artık? Yok, kim gelecek? Yok mu canım ülkede adam? Yok, kim var? Yok. Kılıçdaroğlu var tabii. Bir aday çıkaracaklar sonuçta. Zaten dine düşman. Kılıçdaroğlu gelse iktidara cami yasak edecek, namazı yasak edecek. Camileri mi kapatacaklar? Ne yapacak bu gelenler? Ya, camileri kapat hemen yasak edecek. Evet, dediğim gibi halk sevgisini köreltmek için. Tabii tümü böyle söylemiyordur ama bu sokak kedisi kızımız onları montajlamış, bir araya getirmiş. Evet sevgili izleyiciler, bugün 30 Mart ve Mahir Çayan Devrimci Kuşak kitabıyla Recep Tatar kardeşimizi ağırladık burada kitaplarıyla. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün programımızı Mizgin Yılmaz, Ufuk Dağaşan, Yusuf Çakmak, Mehmet Kızıl, Uğur Özalp, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Gökhan Perşemli ile birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.